22 Ocak 1105. Burası Takura bölgesi. Trablus'un biraz güneydoğusunda yer alan bir yer. Bildiğiniz üzere Venedik'le Kuzey Afrika'ya açıldık ve bu bölgeyi aldık. Aldık almasına. Fakat burada isyanlar bir türlü bitmiyor. Neden? Çünkü bir kere dini farklı bir İtalyan devleti buraya geldi. Kendi yaşayışlarından ayrı, bilmedikleri bir kültürle tanıştı buradaki insanlar ve genelde de zaten isyan ediyorlar. Takura bölgesinde karşıda Ali isimli bir kabile önderi var ve bu adam isyan etti. Biz bugün hem Ali'nin ordusunu mahvedeceğiz hem de kabilesini imha edeceğiz. Çünkü şu an biz savaştayken diğer kuvvetlerimizde aldığımız istihbarat neticesinde bu adamın yaşadığı yerleri, kabilesindeki insanların hepsini yok etmek için çoktan harekete geçti. Biz de bugün burada Ali'yi ve ordusunu, hepsini, bütün askerlerini gebertmek için buradayız. Başımızda Cristiano Salvo var. Çok önemli bir komutan. İlk başta tabii nasıl bir askerleri, hangi askerlerden müteşekkil olduklarını bilmiyorduk. Bir tane okçumuz yoktu. Diğer askerlerle saldırdık, geri çekildiler. O zaman anladık. Tamamen kabile askerlerinden kurulu, çöl kabilesi askerlerinden kurulu bir orduları var. O yüzden diğer okçumuzu da Trablus'tan alıp buraya getirdik. Savaş taktiğimiz nasıl olacak? Tabii ki atları ayıracağız. İlk başta ok atışları yapacağım. Çünkü karşı tarafın defansı hiç de boş değil. İyi defans yapan bir orduları var. Ama sayısal avantajları yok. Özellikle de gece geldik buraya. Gece hem Ali'yi hem ordusunu hem de insanlarını tarihe gömmek için geldik. Venedik kampanyasından biraz bahsedelim hazır savaşa girmeden. Bildiğiniz üzere İtalya Yarımadası'nda Venedik şehri başkentimiz. Onun dışında Adriyatik'in doğusuna doğru seferlerimiz oldu. Zagreb'i aldık, Ragusa'yı aldık. Yani Dubrovnik şehri. Ragusa'yı aldık, Drac şehrini aldık. Yani Durazzo olarak geçiyor. Bu önemli bölgeler. Bizde onun dışında Rodos ve Girit bizde. Ve son olarak da Kuzey Afrika'ya açıldık. Bunun dışında bir de Ajaccio ve Cagliari topraklarımız altında bulunuyor. Bir nevi bir koloni devleti oldu Venedik. Şimdi de düşmanımıza yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, farklı bölgelerde topraklarımız olmasına rağmen ekonomik bir sıkıntı çekiyoruz açıkçası. Milan'la savaş halindeyiz. Bir de bu tip isyanlarla uğraşıyoruz. Maalesef ki. Nereden güzel ok atışı yapabiliriz? Herhalde şu bölgeye çıkarsak daha iyi olacak bizim askerlerimizi. Tabii çok daha yakın savaşa girmemek lazım. Çünkü düşmanın gerçekten hem atak gücü hem de savunma gücü yani çok da boş değil açıkçası. Atlarımızı da şöyle kanatlardan bir gönderelim yavaş yavaş. Bu bir imha hareketi olacak. Düşman bize yaklaşamadan önce ok atışları yapacağız. Eğer bize saldırmayı düşünürlerse de atlarımızla mahvetmeyi düşünüyoruz. Ali ve ordusunu. Düşman direkt piyade kuvveti olduğu için ne okçuları var ne bir şeyleri. O yüzden kolay bir zafer kazanacağımı düşünüyorum. Amacım hiç kayıp vermeden bir askerimizi bile kaybetmeden buradan galip çıkmak olacak. İyice bir yayalım askerlerimizi. Siz
de böyle gidelim bakalım. Bölge tabi acil bir şekilde Hristiyanlığı yaymaya çalışıyoruz çünkü huzur yok hiçbir şekilde. Bildiğiniz üzere zaten Trablus bölgesi oyunda çok devasa bir toprağa sahip. Yani ta en Mısır sınırında bile isyanlar çıkabiliyor. Çöl kabilelerinden oluşan çeşit çeşit askerler, insanlar var. Evet. Düşman tepelik bir arazide şu an bizi bekliyor. Üstleri çıplak. Herhangi bir zırhları, bir kıyafetleri yok. O yüzden ok atışımız kolay olacak. Belirli bir süre ok atışı yaptıktan sonra zaten atlarımızla imha edeceğiz muhakkak düşmanı. Atlarımızı şöyle çıkartalım. Atlara yetişme şansları yok. Onlar da kendilerine gelen eceli bekliyorlar şu an. Evet, kılıçları var. Bir de kalkanları var. Onun dışında üzerlerinde herhangi bir zırh yok. Okçularımızı biz biraz daha şöyle şurası güzel gibi görünüyor. Ok atışı için burası ideal gibi görünüyor. Evet, adım adım gidelim. Çok da bizim yanımıza yaklaşmasınlar. Atlarımıza da 2 numarayı veriyorum. Aynı anda saldırmak gerekebilir. Hala şu an menzil dışındalar. Hala menzil dışındalar. Tabi bunda yüksekliğin etkisi var. Çok az biraz daha şöyle çıkarabilirsek sanırım menzile girecekler. Biraz şöyle çıkaralım bakalım. Atlarımıza da sağlam tabi koşu yeri bırakmamız lazım. Anca hızlanacaklar. Kuvvetli bir saldırı istiyorsak şu kadar yeterli olur herhalde koşmaları için. Evet. Sol bölümdeki Balkan okçuları atış yapabiliyorlar. Ok atmaya başlayalım. Alevli ok moral bozuyor biraz ama zararı azaltıyor. O yüzden alevli okları kullanmayacağım. Atabildiğiniz kadar ok atın. Hazır. Salla. Boruyu da çalalım da alevli ok atmanı istemiyorum. Evet. Sol cinahımızdan. Gerçi bize göre sağdaki Balkan okçu niye hala atamıyor? Şöyle biraz hızlıca çıkın artık. Düşman ordusu bize saldıramayacak. Ne cesaretleri olmayacaktır. Evet. Bizim normal ok atışlarımız şu an başladı. Diğer tarafta hazır gibi. Onlarla sallasın. Zırhsız askerler, çıplak askerler, erimeleri kolay olması lazım. Şu an kalkanla savunma modu yapıyorlar ama çok fazla bir şansları olmayacak. Oklarımızın altında ezilecekler. Tek amaç tabii ki buradan bir tane bile askerlerini kaçırtmamak. Bu savaş da belki sizi tatmin etmeyebilir çünkü kalabalık ordular yok. Tekrar bir isyancılarla uğraşıyoruz. 150 mi? 150 kişilik sanırım bir isyancıyla uğraşıyoruz. Hani basit bir savaş olacak. Ok yağmurunu tutacağız düşmanımıza. Ondan sonra sayıları da iyice azalttıktan sonra süvari saldırısı yapmayı düşünüyorum. Bir önceki videoda da belirttiğim üzere zaten yani bütün savaşları yapacağımı söylemiştim. O yüzden tatmin edici olmayabilir ama tatmin edici olabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım tabii ki. Evet, güzel okuyorlar. Zaten hemen hemen yarısı, ordularının yarısı eridi. Ordusunun, birliklerinin yarısı erimiş durumda. Şu an bile bir atlı saldırısı yapsak
yok ederiz. En azından kaçma yollarını şöyle kapatalım atlarımızla. Siz de böyle gelin. Çok güzel. Generalimiz de şuraya gelsin. En azından kaçış yönleri kalmasın düşmanın. Zaten birazdan bozulup kaçacaklardır. Deli gibi okuyorlar. Biz de atışlarımıza devam ediyoruz. Burada ileride ne yapacağım bilmiyorum. Hani iyi sol tarafımda, sağ tarafımda da tamamen Müslüman ülkeler var. Pardon, Berberiler batı tarafından, Mısır, Araplar doğu tarafımızda. Eğer bize saldırırlarsa biz de herhalde onlara saldırırız. O zamana kadar şu an herhalde gelişmeyi düşüneceğiz sadece. Kuzey Afrika'ya yerleşmeyi düşüneceğiz. Bakalım, evet, askerleri yavaş yavaş eriyor. Aldığımız istihbarata göre bu kabile askerleri yani güzel defans yapabilen askerlerden müteşekkil. O yüzden hani direkt bir saldırı yerine bir azaltma, düşmanı azaltma yoluna girdim. Zaten bizim de oklarımız yavaş yavaş tükenmek üzere. Düşman da yavaş yavaş zaten tükenmek üzere. Atlarımız hazır. Generalimizi de şöyle alalım. Onlar da buradan belki bir saldırı yapar. Zaten bizim üzerimize saldırmayacaklardır muhakkak. Piyadelerimizi şöyle biraz daha çekersek bu iş tamamdır. Oo, pop pop pop, bekle bekle bekle. Şu an atmayın da aman diyeyim, kendi askerlerimizi vurmayalım. Videonun başında belirttiğim gibi diğer askerlerimiz de bu kabilenin, Ali'nin kabilesinin insanlarını öldürmek için yola çıktı. Aynı arkada bıraktığı insanlarını da yok edeceğiz. Tabi Ali'nin bundan haberi yok ve biraz sonra öleceği için de hiçbir zaman da haberi olmayacak. Bu bölge kabilelerden oluşuyor. Bir sürü farklı kabile var. Ali de bunlardan biriydi. Ordusunu getirdi, devlete isyan etti. İsyanın sonucunu da birazdan katlanacak. Yeteri kadar erittiğimizi düşünüyorum artık askeri. Artık saldırabiliriz bence. Okçular oklarını kesmeden önce aynı anda bir saldırı yapmak istiyorum. Okçular oklarını kessin. Siz de kessin. Böyle geriye doğru koşun. Şimdi aynı anda saldırı yapmamız için önce Cristiano ve askerleri koşu yapsın. Ondan sonra 4, 3. Şimdi siz koşu yapmaya başlayın. Hadi 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 hadi, şimdi siz koşu yapmaya başlayın. Evet, düşman şimdi neye uğradığını şaşıracak. Arkadan gelen süvarilerimize yem oldular. Evet. Ali'yi öldürdük. Ali'yi bir anda yok ettik, mahvetmesini bildik. İsyanı bertaraf etmiş oluyoruz. Bakalım sayılara. Zaten evet, kayıpsız geçtiğimiz bir savaş, zaten olması gereken buydu. Okçularımızla önce bir sayı azaltma, ondan sonra da atlarımızla imha yoluna gittik. Kayıp vermeden Ali'yi, kabilesini, askerlerini hepsini yok etmiş bulunuyoruz. En azından Trablus bölgesinde biraz huzur sağlanacak bu zaferden sonra. Evet, basit bir savaş oldu. Zaten dediğim gibi çok sizi tatmin etmemiş de olabilir. Ama her zaman tekrarladığım gibi bütün savaşlar yayınlanacak. Muhteşem serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hemen hemen artık 400. videoya yaklaştık. Sizin beğeni, destek ve ilginize her zaman zaten ihtiyacım var arkadaşlar. Eksik olmayın, sağ olun, zaten yeteri kadar destek oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize dikkat edin. Çok iyi bakın kendinize.